Merhabalar efendim. Mütevazı Lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde bir kış yemeği tarifimiz var. Karnabahar musakkanın yapımını öğreneceğiz. Ama isterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atalım. 1 adet orta boy karnabahar, 2 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 300 gram orta yağlı kıyma, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı ayçiçek yağı ve tuz. Karnabahar musakka için gerekli malzemeleri artık biliyoruz. Hemen yapımına da geçelim. Bu büyüklükte orta boy bir karnabaharımızı alıyoruz. Önce yeşil yapraklarını şöyle çıkartıyoruz. Bunlar hiçbir zaman için işimize yaramayacak. Şöyle alalım. Şöyle çıkarttık. Burada kalın damarlarını görüyoruz. Damarları darbe vurarak keseceğiz. Ortalıktaki koçanı çıkartıyoruz. Bir tencereye parçaladığımız karnabaharları diziyoruz. Haşlamak üzere ateşe gidelim. Tencereyi ateşe yerleştiriyoruz. Üzerine bir miktar su bırakıyoruz. Fazlasına gerek yok. Biliyorsunuz karnabahar kokusu haşlama esnasında hiç sevilmez. Fakat üzerine bir dilim bayat ekmek koyduğunuz takdirde bu kokudan eser kalmadığını göreceksiniz. Kapağı da şöyle yarım olarak kapatıyoruz. Yumuşayana kadar haşlıyoruz. Karnabaharımız haşlanırken biz de üst malzemesini hazırlayalım. Öncelikle soğanlarımızı doğrayalım. Artık soğanımızı kavurmak için gidelim. Karnabaharımız önde haşlanıyor. Fakat biz iç malzemeyi önde kavuracağız. Bunu arkaya aktaralım. Tavamızı buraya koyalım. Yarım kahve fincanı kadar ayçiçek yağını ilave edelim. Biraz ısınsın. Artık soğanlarımızı atabiliriz. Soğanlarımız gevşeyene kadar kavuracağız. Soğan kavruldu. Şimdi kıymayı ilave ediyoruz. Kıymanın üzerine de kırdığımız sarımsağı ekliyoruz. Soğan ve sarımsağı aynı anda kullanmıyoruz ama damak tadınıza uygunsa kullanabilirsiniz. Bir tane tane olana kadar kavuruyoruz. Karnabaharımız kaynamaya başladı. Kıymamız da kavruldu. Şimdi salçayı ilave edelim. Tuzunu da az ilave edebiliriz. 5-6 dakika daha kavuralım. Çok güzel kavruldu. Şimdi 1,5 su bardağı kaynar su ilave edeceğiz. Birlikte birkaç dakika piştikten sonra karnabaharla buluşması için biraz bekleteceğiz. Karnabahar yumuşayana kadar haşlandı. Suyunu süzdük. 2 kere soğuk sudan geçirdik. Onu da süzdük. Şimdi artık musakka tabirini hak etmeye geldi. Üzerine hazırladığımız harcı yayarak bırakıyoruz. Artık ateşe yerleştirebiliriz. Musakkamızı ateşe yerleştirdik. Kapağını kapatıyoruz. Kaynama noktasına geldikten sonra bir 10 dakika pişiriyoruz ve işimiz bitiyor. Musakkamız çok güzel pişti. Artık kapatalım. Bir 10 dakika sonra servis yaparız. Karnabahar musakkamız pişti, dinlendi. Artık servise hazır. Mis gibi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum.
şekilde koyalım. Evet, afiyetle yemek üzere inşallah. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümde Türk mutfağına ait geleneksel bir tarif paylaştık. Karnabahar musakkasının yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum efendim. Hoşça kalın.